7 yıl önce piyasaya çıkan ve piyasadaki ilk Türk enerji içeceği unvanına sahip olan Jet Energy Drink, İsviçre futbol milli takımına sponsor oldu. Tadı, görünümü ve 24 saat içilebilme özelliğiyle piyasadaki benzerlerinden tümüyle farklı bir içecek olan Jet Energy Drink, gözde mekanların gözde içeceği oldu. Ben Çetin Çatak, Zürich'te bir bar işletmecisiyim. Şu anda tabii ki burada Türkler genelde gece hayatını bir kısmını elinde tutuyor. Ben de burada küçük bir bar işletiyorum. Nasıl müşterilerinizden tepki alıyorsunuz? Jet Energy Drink koyduğunuzda tanımayan insanlar nasıl tepki veriyor? Şimdi şöyle, insanların tepkisi tabii ki bir sürü enerji drink olduğu için, ama Jet duyunca, yani bu İsviçre'de tanındığı için hemen kabul ediyor. Yani başka enerji drink olsa, ben bir dönem başka bir enerji drink çalıştım. İstemiyorlar ama Jet olunca tamam diyorlar. Tabii ki bu da çok önemli bir şey. Yani çok kolaylıkla önemli. Kabul görüyor. Kolaylıkla insanlar içiyor. Hiç red olmuyor. Kesinlikle insanlar çok memnun. Bu başarının arkasında ise tanıdık bir sima var. Başarılı iş adamı ve Jet Enerji Drink üreticisi ve şirketin yönetim kurulu başkanı Orhan Öztaş. Orhan Bey, hayırlı uğurlu olsun. İsviçre'de ilk defa İsviçre futbol milli takımına sponsor olan ilk Türk iş adamı sizsiniz. Nasıl oldu bu? Bize biraz detaylı bilgi verebilir misiniz? Tabii ki seve seve. Gayet normal bir şeydir. Bu bizim gururumuzdur. Ve bu benim değil, İsviçre'de yaşayan Türklerin gururudur. Bu Türklerin, İsviçre'de Türklerin Jet Enerji'ye sahiplandığı gibi, destek verdiği gibi, aynen ben de Jet Enerji olarak sponsor oldum. Yani bu bizim Türkiye'nin gururudur. İsviçre milli takımının oynadığı statlarda maç esnasında billboardlarda Jet Energy Drink reklamı çıkacak bundan sonra. İsviçre milli takımının oyuncuları, sporcuları, teknik heyeti veya federasyondan size herhangi bir destek söz konusu mu? Tabii ki destek söz konusu olarak değil de, ama Jet Energy'yi burada tanıyorlar, görüyorlar, sahiplanıyorlar ve ileriye Brezilya'da dünya milli şampiyonu olunca belki orada bir futbolcuya Jet Enerji olarak sponsor olabiliriz. Bu da bizim İsviçre'deki Türklerin gururu olur yine aynısı. Siz İsviçre'de Jet Enerji'yi üreten tek Türk iş adamısınız, öyle söyleyeyim. Tek olmanın da bir avantajı var ama dezavantajı da var. Önümüz bahar, yaz ayları da gelmek üzere. Satışlar da artacak bu dönemde açıkçası. Tabii ki bu da aynen, her şey ortada. Sıcak olunca çok soğuk içecekler için satılır. Jet Enerji olarak burada ben ilk olarak onu hiç şey yapmıyorum. Tabii biz, ticaret güzeldir. Ben burada yine buradaki Türklere sesleniyorum. Avrupa'da yaşayan bütün kardeşlerim, abilerim veya da babalarım, ne diyeyim. Ticaret güzel bir şeydir. Hepimiz bir şeyler deneyelim. Ama birbirimize de sahiplenirsek aya da uçarız birlikte. Biz de buradan o zaman bizi seyreden tüm herkese çağrıda bulunalım, birbirimize destek, esnafımıza sahip çıkmak adına, iş yapan abilerimize, arkadaşlarımıza sahip çıkma adına çağrıda bulunalım. Aynı zamanda ben şunu sormak istiyorum size. Jet Energy Drink yeni değil. 7-8 yıl oldu galiba, doğru mu? Şimdi önce de ben televizyonlara çıkıyordum, farkındaysanız heyecanlıydım, bilmem neydi. Şimdi Jet Enerji benim için çok yaşlandı. Artık Jet Enerji kardeşler yapmaya başladı. Yani biz epey bir yere geldik. Tabii bunun da borçlu olarak buradaki halkıma, yani buradaki Türkiye'deki vatandaşlar, kardeşler, abilere. Onlar destek verdi, biz bir yere vardık. Biz de onların yanındayız. Bir yer açıldığı anda, kapımız çalındığı anda bakıyoruz. Kardeşim bana destek vermişse, ben de elimi cebe koyarak onun yanında oluyorum. Orhan Bey, aynı zamanda Jet Energy Drink sadece İsviçre piyasasında değil ama Türkiye'de de başka ülkelerde de satışa sunuluyor mu? Hedefimiz dünya markası. Şu anda biz Türkiye, İsviçre'de kendimiz yaptığımız gibi Türkiye'de de kendimiz yaptık. 7 senedir distribütör şirket hem de markanın sahibi olarak Türkiye'ye açıldık. Şu anda Türkiye dağıtımını güzel bir şirkete verdik. Süper satıyoruz. Yalan değil. Bizim işimiz değildi, bilmiyorduk. Şu anda Türkiye'de ayda belki yani rakam söylemeyeyim, süper bir rakam satıyoruz. Ve ikinci devlet olarak Kıbrıs geldi. Kıbrıs'ta da güzeliz. Kıbrıs'ta televizyonlarda reklamlar falan oluyor. Distribütör şirketimiz yapıyor. Şu anda Azerbaycan imzalıyor durumdayız. Yugoslavya'da varız. Evet, Yugoslavya'da varız. Yani şu anda 8 devlette varız. Çok güzel, memnunuz. Bir şey demiyoruz.
Peki sizi İsviçre'de tanıyoruz. Nasıl alabileceğiz jeti? Herkes biliyor ama Türkiye'de kimden alabiliriz? İsim verebilir misiniz? Türkiye'de şimdi çok yerlerde bulunuyor. Yani Türkiye'de ben sadece büro işinde, muhasebe işinde ilgileniyorum benim büro. Dağıttım ağını, büyük bir şirkette veriyorum. O şirket Türkiye'nin 78 vilayetinde varız. Yani tabii ki orada burada diyemem. Ama bizim gurbetçi arkadaşlarımız gitmiş görmüşlerdir. Onu gayet biliyorum. Çoğu da teşekkürler, gurur duyduklarını söylediler. Jet Enerji Drink'in satış müdürü her kesimden talep geldiğini ve müşterilerin çok memnun kaldıklarını söyledi. Abidin Bey, siz Jet Enerji Drink'in satış müdürüsünüz İsviçre'de. En çok hangi kesimden talep geliyor size? Marketlerden mi, barlardan mı, eğlence mekanlarından mı? Ya biz Jet Enerji'ye 7 yıl önce başladık. Sayın Orhan Öztaş Jet Enerji'nin sahibi ilk adımı Zürih'te attı. O yönlü Zürih'te satışlarımız çok yoğun. Zürih'teki Seskin marketler, Seskin diskolar, Türk diskoları, Latin barlar, yani birçok yer bizden alıyor. Artı hizmette şöyle bizim bir ayrıcalığımız var. Pazar günü bile gece 12'de bizi arayan müşterilerimize cevap veriyoruz. Yani hiçbir müşterimizi ihtiyaçlarını geri çevirmiyoruz. İstedikleri saatte bizi arayıp bize ulaşabiliyorlar. Bunu bizle çalışan bütün iş yerlerine de sorabilirsiniz. O yönde herkes bizden memnun. Bayram, tatil, izinli gün demeden bütün bizde ihtiyacı olan insanların hepsine gecenin yarısı da olsa yetişmeye çalışıyoruz. Bu yönlü müşterilerle güzel bir diyalogumuz var. Yani bizde ürünümüzü alan insanların hepsi bu yönlü de bizden çok memnun. O yüzden bizle çalışmayı da çok arzuluyorlar. Bu yönlü bütün esnaflara çok teşekkür ediyorum. Yani bize vermiş oldukları destekten dolayı müteşekkirim.